zaman böyle tahta oturmak, şu abi gibi, Charles Samuel gibi çok karizmatik bir şey de bütün gün herhalde böyle oturmuyorlardır bütün gün. Çarım yani, nasıl oturacağım yani? Ayağımı altıma mı alayım? Bağdaş mı kurayım? Koskoca çar. Ümit Bey, sen biliyor musun acaba? Sesim de çıkmıyor zaten. Biraz yükseltmeye çalışırsam hiç ses yok. Ah, bakalım. Anlatacağım. Gerekirse videonun üstüne konuşacağım, anlatacağım. Hadi bakalım. Herkese selam. Üsküp'teyim. Üsküp'ün en önemli yerlerinden bir tanesi tabii ki merkezi. Hemen Türk Çarşısı'nda olduğu, karşı tarafında Yeni Çarşı olarak, hatta Makedonya'nın yeni bölümünün, Üsküp'ün yeni bölümünün meydanlarının olduğu yer. Sesimden dolayı kusura bakmayın. Bugün çok fazla anlatmayacağım ama videonun üzerine konuşup Üsküp hakkında diğer detayların hepsini vereceğim. Ben Erkut Özel. Kuzey Makedonya'da Üsküp'teyiz. Türk tarafında 2. Filip'in bir heykeli var. 2. Filip kim? Büyük İskender'in babası. Hemen altında İskender ve eşi Olimpia ile resmedilmiş, tasvir edilmiş ve buradan selamını gönderiyor. Nereye? Hemen karşıya, yani Vardar Nehri'nin karşı kıyısına. Orada ne var? Hemen biraz sonra da göreceğiz. Şimdi aradan da gözüküyor. Büyük İskender'in at üzerinde elinde kılıcıyla büyük bir anıtı var. Dediğim gibi sesim çok kötü bugün. Sesim kısıldı. Hem üşütmekten hem de bir şeyler anlatmaktan sürekli yüksek sesle ve sesime iyi bakmadım. İşte tam da şurada Büyük İskender'in bir heykeli var. Oraya da doğru gideceğiz ama ondan önce burada yine İskender'in annesi ya da 2. Filip'in eşi Olimpia'nın İskender'in büyüme evreleriyle ilgili bir heykelleri tasvir edilmiş. İşte Olimpia hamile, daha sonra kucağına alıyor, emziriyor, İskender büyüyor ve Olimpia ile birlikte burada bu şekilde tasvir ediliyor. Hemen sağ tarafta şurada Üsküp Kalesi'ni görüyoruz. Onun yanında burada Yahudi soykırımına adanmış bir müze, Yahudi cemaatinin şu anda Üsküp'ten 2. Dünya Savaşı sırasında gönderildikleri yerden onların anısına yapılan bir bina ve şu anda bir de Makedonya'da yaşayan Yahudilerin ve burada bıraktıkları izlerin anısına yapılmış bir bina. Yahudi cemaatine bir soykırım hatırlatması müzesi olarak burada hayat bulmuş. Ulusal Müze hemen onun yanında yer alıyor. Bu Üsküp'te gördüğünüz binalar daha önce, çok yıllar önce, yaklaşık 2013 yılındaydı sanıyorum, Üsküp'ten o zaman cep telefonuyla çekilmiş bazı görüntüler vardı. Onları eklemiştim. Orada bu binaların çoğu yeni yapılıyordu. Üsküp 2014 isimli bir projeyle alakalı. İşte o projelerle ilgili binalar bittikten sonra bu hale geldi. Ancak sonrasında bu binalara ve heykellere harcanan, özellikle yüksek miktardaki yolsuzluk içerdiği iddia edilen paralarla bu binalar şu anda aslında o dönemki şaşasının çok uzağında yer alıyor. Kiril ve Metodis kardeşler, Kiril alfabesini bulan insanlar. Ohri'li kendileri ve Ohri bölgesine, yine Makedonya'da bulunan Ohri Gölü'ne gittiğinizde orada da onlara ait birçok hikayeyi görme şansınız var. Makedonya ve Üsküp artık heykelleriyle ünlü bir yer. Eskiden Vardar Nehri, köftesi, taş köprüsü gibi özellikleri varken bağımsızlıktan sonra karşısına işte bu binalarla birlikte heykellerin olduğu bir şehir çıktı. Müzik.
İşte Vardar Nehri. Biraz çamurlu akıyor. Gerçi çok temiz bir nehir olduğu söylenemez en azından şehir içinde, ama bu çamurun etkisi sürekli bir haftadır yağan yağmurlardan. Toprak karışıyor yukarılardan kayan ve çamur biraz daha fazla artmış durumda. Tabii ki önüne aldı. Pisliği de, insanların bıraktığı pisliği de getiriyor. Makedonlar Üsküp'te kendilerine bir tarih yapmak, tarih yazmak peşinde. Hemen arkamda bulunan İmparator Justinian'ın, Doğu Roma İmparatoru ya da Bizans olarak nitelendirilen İmparator Justinian'ın heykeli. Yine bölgede bulunan, yani bu dolaştığımız yerde bulunan meydandaki heykellerin birçoğu Osmanlılara karşı mücadele eden Makedon milliyetçilerine ait, Makedon kahramanlarına ait kişilerin heykelleri. Özellikle İskender üzerinden, imparatorlar üzerinden, keza Bulgar Çarı Samuel'in bile hemen ileride bulunan heykeli, işte Justinian'ın heykeli, İskender'in heykeli aslında Makedonya'nın kendine oluşturmaya çalıştığı tarihi, yazmak istediği tarihi biraz da kurgusal anlamda aktarmasıyla ilintili. Çünkü yüzlerce yıl Osmanlı yönetimindeki İşte böyle eserler de bırakmış bir mahallenin, bir bölgenin neredeyse tamamının Türklerden oluştuğu bir yerde Osmanlılara ait herhangi bir heykel, onları hatırlatacak herhangi başka bir şey yok. Keza taş köprü, işte Vardar Nehri'nin hala simgelerinden bir tanesi. Üsküp Belediyesi'nin de, Üsküp'ün ambleminde de yine bu köprü yer alıyor. Ancak onu da gözden düşürmek, sıradan bir hale getirmek için bence öyle, ben öyle bakıyorum, bir en azından markalaşma ve şehir planlaması üzerine belirli ölçülerde çalışmış biri olarak birçok köprü yaptılar. Onun değerini de bir çeşit alta çekmek için işte Şairler Köprüsü dediler, üzerine heykeller eklediler. Bir Prag yaratmaya, romantik başkent yaratmaya çalıştılar. Ancak hala taş köprü Üsküp'ün simgelerinden bir tanesi. İşte şuradan biraz önce el kaldıran, selamlayan ikinci Filip tam da burada atının üzerinde şahlanmış olan Büyük İskender'e, kılıcını çeken Büyük İskender'e selamını gönderiyor. Buradaki çeşmeler vesaire eskiden çalışıyordu, şimdi çalışmıyor. Onların görüntülerini yine eski videoda vardı. Yine burada ekleme şansım olursa onları da buraya alır, eski halin nasıl olduğunu gösterir. Çok şekilli, çok güzeldi. Ama dediğim gibi o protestolardan sonra bunların hepsi çok fazla zarar gördü. Hemen merkeze çok sayıda bina yapılıyor, oteller vesaire. Yine burada da keza başka bir inşaat devam ediyor. Şehir gelişiyor, büyüyor, sömürmeye devam ediyor. Ve işte bahsettiğim Çağır Samuel. Büyük zafer taklarından, Roma'nın önemli zafer taklarından, daha sonra 2. Dünya Savaşı'nda da kullanılmış zafer taklarından ve Paris'te bulunan ünlü zafer takından da esinlenilen Makedonya kapısı denilen kapı da burası. Yine çakma, sonradan yapılmış bir eser.
hafta sonu olmasına rağmen insanlar burada. Aynı zamanda hava sıcak ancak kapalı, güneş yok. Her an yağmur yağabilir. O yüzden de kapalı mekanlar biraz daha dolu bugün. Ve Charles Samuel. Sokaklar gördüğünüz gibi çok fazla heykelle dolu. Her şeyin bir heykeli yapılmış. Ve belki ileriki yıllar için güzel bir romantik başkent yapılmaya çalışılmış. Bu abiye de böyle ayağımızı uzatıyoruz. Boya yapıyor. Burası yine keyifli caddelerden bir tanesi. Kafelerin vesairenin oldu. Teyzeler romantik dondurma yiyorlar. Bu trafiksiz cadde devam ediyor ama aradaki bir yoldan böyle bu şekilde trafik akıyor. Işıklar yanınca karşı karşıya geçiyoruz. Şimdi buradaki kankalarımızla birlikte karşı karşıya geçeceğiz hepimiz. Biraz bekliyoruz. Bin bin burada da, Makedonya'da da. Şurada gördüğünüz büfe, Tetex yazan büfe, aslında şehir içinde de böyle bir burgerci dükkanı. Ama nefis burgerler yapıyor. İçinde köfteleri, kendi yaptıkları yerel köfteleriyle birlikte kocaman yapıp iç üstüne patatesler, soslar koyup veriyorlar. Çok doyurucu, çok keyifli bir şey. Tadmayı öneriyorum, tadılmasını tavsiye ederim. Burası Mother Teresa, yani Rahibe Teresa'nın anısına düzenlenen bir müze. Kendisi bir Arnavut. Ve Üsküp, Rahibe Teresa, Nena Teresa ya da Mother Teresa olarak bilinen kendisine de yine sahip çıkıyor ve burayı bir müze haline getirmiş. Rahibe Teresa'nın hatıra evi olarak da ziyaret ediliyor. İşte Maikai Teresa. Hemen arkasındaki kilise, katedral yeni yapılıyor. Uzun süredir yeni yapılıyor. Belirli ödeneksizlikten vesaire duran projelerin durmasından kaynaklanan zaman sorunu nedeniyle bayağı gecikti. Ciddi anlamda masraflı da bir yapı. Halen tamamen bitmiş değil. Yeni Üsküp böyle bir yer. Geziye devam ediyoruz. Bu cadde normalde daha hareketli ama bugün tabii pazar. Biraz da yağmurlu hava etkisi var. Belki belli saatten sonra daha kalabalık olur. Sesim iyice gitti, iyice. Hemen karşıda tren garını görüyoruz. Tren garı depremde, Üsküp depreminde zarar gören yerlerden bir tanesi. Yıkıldığından dolayı saati deprem saatinde durdurmuşlar. Ve daha sonrasında da müzeye çevirmişler. Şu anda müze olarak kullanılan bir yapı.
Tamam, böyle tahta oturmak, şu abi gibi, Charles Samuel gibi çok karizmatik bir şey de bütün gün herhalde böyle oturmuyorlardır bütün gün. Sanıyorum böyle mesai saati gibi bir şey, birileri gelince falan oturuyorlardır. Çok kasıcı bir şey. O ne elinde, düşünsene şöyle bir şeyle oturur. Günlerce. Nesin, ben çağırım abi. Enteresan. Ama karizmatik tabii. Çağırım yani. Nasıl oturacağım ya? Ayağımı altıma mı alayım? Bağdaş mı kurayım? Koskoca çağır. Evet, bu bonus videoda dediğim gibi çok fazla gösterecek şey var aslında ama Üsküp'e ayrı gelmek lazım. Benim çok az bir vaktim var. Şimdi uçağa yetişeceğim. Ara bir boşlukta bunları göstereyim. Hem de gezerken sizin de Üsküp hakkında. Daha önce eklediğim videoda çok fazla bir şey yoktu. En azından bu hikayelerini, ne yaptığını, ne ettiğini üstüne konuşarak ben aktaracağım size, anlatacağım size. Bu videoda onları söylemiş olayım. Çünkü sesim çok kötü. Şu anda gerçekten konuşamıyorum. Ümit Besen'in Nikah Masası şarkısını çalan bir abi var şimdi, gitarla çalıyor. Makedonca söylüyor, enteresan. Ümit Besen biliyor mu acaba? Haydi Taşköprü'den bir daha geçip Türk Çarşısı'na gidelim. Eğer Üsküp'e gelir de gece hayatıyla ilgili güzel, keyifli yerler görmek isterseniz hemen nehrin karşısında, arkeoloji müzesinin hemen karşısındaki şu ara yoldan giderek ağaçlıklı yerde birçok kaliteli restoran ve birkaç tane de güzel bar var. Şimdi Türk tarafına geçtik. Burada Filip abi bizi selamlıyor. Daha doğrusu oğlunu selamlıyor. Ve çeşitli seyyar satıcılar vesaire var. Burada çok güzel dondurmacılar var. Ancak ilk dondurmacılardan alırsanız size sürpriz yapıyorlar. Sürpriz nedir? Biraz daha kazıklanıyorsunuz çünkü merkeze yakın. Diğer bar, kafe, çay bahçeleri de yine burada yer alıyor. Gece hem canlı müziklerin yapıldığı hem de dinlenebileceğiniz güzel, keyifli kafeler var. Hemen tepesinde, en karşıda bulunan da bir bira fabrikası. Draft, büyük fıçı biralar yapıyorlar. Nefis biralar var, nefis çeşitleri var. Makedonya Üsküp hakkındaki birçok blog yazısında Destan köftecisini bilebilirsiniz. Ben burayı çok tercih etmiyorum ama Destan buranın en eski lezzet noktalarından bir tanesi.
İşte ben burada köfte yemeyi seviyorum. Bir iki mekanım daha var. Birlikte geziler yaparsak gösteririm.